Teşekkür ederim. Sevgili Yusuf Sarıgöz, yapay zeka konusunda bir uzman. Bu konuyla alakalı çalışma yapan bir danışmanlık şirketleri var. Hocam yanlışım varsa siz düzeltin. AiLabs bilgi teknolojilerinin kurucusudur kendisi. Son dönemde popüler olan bir teknolojiden bahsedeceğiz. GPT-3 teknolojisinden. Ne kadar doğru biliyoruz, ne kadar yanlış biliyoruz. Spekülasyonu bol olan bir konu ve oldukça da merak edilen bir konu. Devrim yaratacağına inanılıyor. Ama gerçekten öyle mi olacak? Yoksa abartıyor muyuz? Şimdi bunları Yusuf hocamızdan öğreneceğiz. Hocam sahneyi size bırakıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Yani şeyle başlayayım. AiLabs aslında tam danışmanlık firması diyemeyiz. Yaptığımız danışmanlık işleri oluyor ama aslında AiLabs bir ARGE firması yapay zeka konusunda. Özellikle de iki alana yoğunlaşıyoruz. Birisi ML on the edge dediğimiz düşük işlem kapasiteli cihazlarda makine öğrenmesi modellerinin verimli şekilde çalıştırılması. Diğer tarafta bugün konumuz olan GPT-3 modelinin de yer aldı. NLP, Natural Language Processing veya Türkçe söyleyecek olursak doğal dil işleme alanında bizim ARGE çalışmaları yaptığımız alanlardan bir tanesi. Bugünkü konumuza geçmeden önce onu da not olarak söyleyeyim. Sunum konusunda yaşadığım bir şanssızlık oldu. Yanlışlıkla dosyanın üzerine yazdım. O yüzden bugün sunum olmadan konuşacağım. Bunun için özür diliyorum ama hafta içerisinde sunumu tekrardan hazırlayıp paylaşacağımı buradan söylemiş olayım. Konumuza gelecek olursak GPT-3 başlık olarak fırsatlar ve tehditler dedik. Aslında biraz böyle diğer sunumlara da bakınca genellikle girişimcilikle ilgili konular olduğunu görünce bir işe başlamadan önce ilk yapılan iş genellikle bir SWOT analizi oluyor. Düşünülen fikrin, düşünülen iş modelinin güçlü, zayıf yanlarını, fırsatları ve tehditleri, o alandaki fırsatları ve tehditleri şematik olarak değerlendirebileceğimiz çok faydalı bir yöntem her girişimcilik fikrinde yapılması gerektiğine inanıyorum. GPT-3'te bu yılın en çok konuşulan teknoloji, özellikle yapay zeka konusunda en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. Tabii ki bunun güçlü, zayıf yanları, getirdiği fırsatlar ve tehditler var. Bunlar neler? Bunu konuşalım istedim. İlk olarak GPT-3'ün ne olduğunu hiç bilmeyenler için de böyle aynı noktadan konuşmaya başlayabilmek için buna bir değinmek istiyorum. OpenAI firması var. Elon Musk'ın en tanınan yatırımcısı, Elon Musk'ın olduğu bir yapay zeka araştırma enstitüsü olarak kurulmuştu. Başlangıçta kar amacı gütmeyen yapay zekanın doğru yönde yapay zeka çalışmalarının doğru yönde yönlendirilmesine yardımcı olmak için bunu amaçlayarak kurulan bir araştırma enstitüsüydü. Şu an gelinen noktada özellikle Microsoft'tan 1 milyar dolarlık bir yatırım aldıktan sonra bunu her ne kadar bağış diye duyurulsa da aslında yapılan şey bir yatırımdı. Çünkü bu yatırımın karşılığında Microsoft OpenAI'nin geliştireceği yapay zeka teknolojilerini eksklusif, yani sadece Microsoft'ta özgü, Microsoft'la sınırlı olacak şekilde lisanslama opsiyonunu elde etmiş oldu. Ki bunu da ilk olarak GPT-3 için kullandılar. GPT-3'ü Microsoft şu anda eksklusif, sadece Microsoft'a özgür şekilde lisanslayacak ve ondan sonra bir API olarak kullandıracak mı, sadece kendisi mi kullanacak, bunu görmüş olacağız. Peki GPT-3 nedir? NLP, doğal dil işlemi alanında 2018'den beri ciddi çalışmalar var. NLP alanı, yapay zekanın insan dilini anlamlandırmak ve bunu üretmek için bu alanları araştıran bir alt dalı diyebiliriz. Temelde doğal dil anlama, Natural Language Understanding veya NLU, diğer tarafta doğal dil üretme, Natural Language Generation, NLG şeklinde ikiye ayırabiliriz bu çalışmaları. Genellikle büyük oranda çalışmalar NLU tarafındaydı ve burada ciddi bir ilerleme kaydedildi. Özellikle Transformer dediğimiz model mimarisiyle birlikte birçok konuda Natural Language Understanding, doğal dil anlama tarafında çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bununla birlikte hem arama motorlarının daha alakalı sonuçlar döndürmesi, hem diğer tarafta örneğin otomatik soru cevaplama gibi teknolojiler gelişmeye başladı. Chatbot, kişisel dijital asistanlar dediğimiz alan giderek daha da gelişmeye başladı. Birçok alanda aslında kullanımı olan bir araştırma alanı doğal dil işlemi, doğal dil anlama. Doğal dil üretme, Natural Language Generation tarafında ise doğal dil anlamaya göre biraz daha geri kalmış durumda çalışmalar. Burası biraz daha zorlu bir alan açıkçası. Çünkü doğal dil üretirken evet, bir dilin sentaksi var, sözcüklerin getirdiği bir semantik anlamsal ilişkiler var. Bir de aslında mantıksal çıkarım tarafı da var. Bizim doğal dil üretme modellerimiz çoğunlukla, hatta istisnasız şekilde diyebilirim, bunun sentaks, gramer, söz dizim, hangisi size daha aşina geliyorsa hepsini eş anlamlı şekilde kullanabiliriz bu bağlamda. Ve semantik, anlamsal ilişkileri kurgulamak konusunda epey yetenekliler. Ancak mantıksal çıkarım konusunda cümleler arasında mantıksal ilişkiler kurma konusunda bu kadar başarılı değiller. Buna GPT-3 modeli de dahil. Her ne kadar bir devrim gibi görülmek istense de aslında temel olarak makine öğrenmesi teknolojisi açısından baktığımızda eski modellerden çok büyük bir yenilik getirmiyor. Peki neden bu kadar konuşulmaya başladı? Yeni olan ne? Onu konuşacak olursak, GPT-3 modeli kendinden bir önce gelen, yine OpenAI tarafından geliştirilen GPT-2 modelinden yaklaşık 175 kat daha büyük bir model. Modellerin öğrenme kapasitesi oluyor. Bu öğrenme kapasitesi içerisinde barındırdığı parametrelerde değerlendirilebilir. Bu parametreler modelin öğrendiği matematiksel işlemleri bir anlamda kodluyorlar. En nihayetinde makine öğrenmesi modeli dediğimiz şey aslında karmaşık, çok büyük matrisler, vektörlerle, trigonometrik fonksiyonlarla yapılan bir matematiksel fonksiyon olarak görebiliriz. Modelin eğitilmesi veya yapay zeka makine öğrenmesinin eğitilmesi dediğimiz şey de bu fonksiyonun belli bir hedef doğrultusunda optimize edilmesi aslında. Bu şekilde gördüğünde tamamen matematiksel bir süreçten bahsediyor oluyoruz. GPT-3'ü bu diğerlerine karşı böyle farklı kılan şeylerden bir tanesi bu model kapasitesi. Dediğim gibi bir önceki versiyondan 175 kat daha büyük bir model. İkinci olarak tabii ki böyle model kapasitesini arttırınca artık daha karmaşık verileri öğrenebilir hale geliyor model. Kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar karmaşık verileri öğrenebilir. Bu yüzden modele verilen veri miktarı çok ciddi anlamda artırılmış durumda. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bir kere zaten Wikipedia'nın bütün verisi bu veri setine dahil ediliyor. GPT-3'ün eğitildiği veri setine Wikipedia verilerinin bütün metinleri dahil ediliyor. Ama bu çok küçük bir kısmı. Bunun yanında bir Books Dataset isimli bir veri seti var. Bu özellikle e-kitaplardan oluşan bir veri seti ve yine bu da çok büyük, Wikipedia'dan daha büyük bir veri seti bu. Bu dahil ediliyor. Bunların yanı sıra Common Crawl diye bir veri setimiz var. Common Crawl internetin taranmasıyla hemen hemen internetteki bütün web sitelerinin taranmasıyla oluşturulan bir veri seti. Bu veri setinin %60'ı dahil ediliyor GPT-3 modelinin eğitildiği bu veri setine. Dolayısıyla internetin yarısından fazlası bu GPT-3 modelinde, eğitildiği veri setinde bulunuyor. Yani bunu herhangi bir şekilde kendi kişisel bilgisayarlarımızda, hatta ofislerimizde kullandığımız bilgisayarlarda bu veri setini bulundurmak pek mümkün değil. O şekilde değerlendirebiliriz. Ortalama bir bilgisayarın hard diskine sığmayacak kadar büyük bir veriden bahsediyoruz. Bu verilerde ne yapılıyor? Modelin eğitilmesi şu şekilde oluyor. Aslında belli bir uzunlukta metin verildiğinde bu metnin geri kalanını tamamlaması isteniyor yapay zeka GPT-3 modelinden. Model bu cümlenin geri kalanını tahmin etmeye çalışırken tabii ki doğru olanı da yapıyor, yanlışlar da yapıyor. Bu yanlışlar ölçülerek o hataları giderecek şekilde zincir kuralı, matematikten bildiğimiz türev konusunu hatırlayacak olursak bir zincir kuralı ile parametreler geriye dönük şekilde bu hatayı biraz daha azaltacak şekilde güncelleniyor. Ve bu adım, bu prosedür milyonlarca kez tekrarlanıyor. Bu şekilde modelin o hataları gidermesi, giderek daha anlamlı sözcükler tahmin etmesi, cümleyi daha doğru şekilde tamamlaması sağlanıyor. İnternetin neredeyse %60-%65'lik kısmı bu veri setinde olunca çok ciddi bir veriden bahsediyoruz. Bu kadar veriyle eğitilen bir model belli durumlarda anlamlı şekilde tamamlayabiliyor. Ama burada yapılan testlerde görüyoruz ki internet, özellikle Twitter'da, LinkedIn'de, Instagram'da, YouTube'da birçok böyle video vardı. İşte GPT-3 ile yapılan demolar şeklinde. Orada bakınca Evet, GPT-3 ne kadar mantıklı şekilde tamamlıyor. Bununla her şey yapılabilir gibi görülüyor bu videolara bakınca. Ama yapılan testlerde aslında iş bu şekilde değil. Cherry picking dediğimiz bir kavram var. Cımbızlama diye sanırım Türkçe'de ifade ediliyor. Bir modeli test ederken tabii ki doğru olanı da yapıyor, yanlışlar da yapıyor. Ancak insan biraz bilinçli olarak, biraz da bilinç dışı olarak bunlarda temel olarak modelin doğru yaptığını görmeyi ve göstermeye bir eğilimi var. Peki bunun oranı ne? %30 civarında. Yani 10 tane iş verdiğimizde GPT-3 modelini, bu 10 tane görevden 3 tanesi kullanılabilir oluyor. 3'te 1'lik bir orandan bahsediyor ki bu oran bir önceki modelde, yani 175 kat daha küçük olan GPT-2 modelinde yaklaşık %20 civarındaydı. Yani model büyüklüğü 175 kat artarken doğruluk, kullanılabilirlik oranı sadece %50 oranında artmış durumda. Bu da aslında gidilen yöntemin çok verimli bir yöntem olmadığını bize gösteriyor. Yani bir tarafta 175 kat artarken öbür tarafta 1/2 kat artan bir performanstan bahsediyoruz. Bu model kapasitesinden neden bahsediyorum? Bu aslında çok önemli. Şöyle bir şey diyebiliriz. GPT-3 modelini sadece GPU belleğini alıp çalışabilir hale getirmek için, başka hiçbir optimizasyondan bahsetmiyorum burada, sadece modeli hafızaya yükleyip çalışabilir hale getirmek için 64 tane GPU gerekiyor. Bu yani birkaç tane sayılı firma dışında belki başka firmaların yapmasına imkan olmayan bir şey. Hatta OpenAI için dahi pahalıydı. O yüzden modeli bir şekilde Microsoft'a devrederek, exclusive şekilde lisanslayarak Microsoft'un Azure Cloud servisi üzerinde çalışması öngörülüyor şu anda. Bu bir yandan fırsatlar, bir yandan tehditler doğuruyor. Bunları biraz konuşmak gerekirse, ilk önce tehdit olarak şundan bahsedebiliriz. Birkaç tane burada olumsuz durum var. Birincisi, bu büyüklükteki modeller çok yüksek miktarda enerji tüketiyorlar ve bu kadar yüksek enerji tüketiminin doğaya ciddi bir etkisi var. Karbon ayak izi çok yüksek bu modellerin. Modelin sadece eğitilmesi sırasında dahi ciddi bir etki ortaya konurken, bu modelin eğitilmesi sırasındaki etki aslında modelin bütün ömrün içerisinde oluşturduğu etkinin sadece %10'unu oluşturuyor. Pardon. Asıl büyük etki ise modelin kullanımı, yani inference, kestirim dediğimiz, model eğitildi, biz bunu artık belli görevleri yerine getirmek için kullanmaya başladık. Bu durumlardaki etki ise %90'ını oluşturuyor ve bu çok ciddi bir etki oluşturuyor. İkinci tehlike, ikinci tehdit. Yapay zeka araştırmaları çok pahalı araştırmalar. Yani buradaki kullanılan GPU'lar, veri merkezlerinden tutun da aynı zamanda bu veri setlerinin oluşturulması konusu da ciddi bir maliyet, ki en büyük maliyetlerden birisini oluşturuyor. Bu yüzden data is the new oil diye bir söz de var. Veri yeni petroldür. Çok çok değerli artık veri. Çünkü pahalı ve uygun veriyi bulmak çok zor. Zahmetli de aynı zamanda. Hem pahalı hem zahmetli. Bu yüzden maliyeti yüksek çalışmalar. Bir de buna böyle model kapasitesi büyük modeller alana hakim olmaya başlayıp rekabetin yönü buraya doğru kaymaya başladığında artık dünyada birkaç tane firma dışında diğer firmaların, startupların, bireysel araştırmacıların, hatta birçok üniversitenin bu yarışta yer alması pek mümkün olmayacak. Yapay zeka konusunda demokratizasyon diyoruz. Burada gerçekten bir demokratizasyona ihtiyacımız var. Mümkün olduğunca farklı ülkelerden, farklı kesimlerden, işte cinsiyetlerden, cinsel yönelimlerden her tür insanın burada yer alması ve bunu bir şekilde demokratik bir ortam içerisinde, eşitlikçi bir ortam içerisinde yapay zekanın çalışmalarının sürdürülmesini istiyoruz. Çünkü birçok alanı dönüştürmesini bekliyoruz. Bu böyle bir dönüşüm gerçekleşirken belli ülkelerin, belli toplum kesimlerinin bu teknolojiye erişimlerinin kesilmesi ileride ciddi toplumsal ve siyasal sorunlara yol açma riski doğuruyor. Nasıl ki sanayi devrimi böyle büyük bir uçurum oluşturduğunda, bunun sonucunda sömürgeler oluştuysa, yapay zeka içinde böyle bir tehlikeden bahsedebiliriz aslında. Yani yapay zekaya sahip olanlar ve olmayanlar arasında büyük bir fark oluştuğunda bu tehlike ortaya çıkıyor. O yüzden bizim yapay zeka çalışmalarını mümkün olduğunca demokratikleştirmemiz lazım. Bunun için de araştırma yönünün, rekabet yönünün giderek daha büyük modeller yapma şeklinde değil de giderek daha az işlem gücü gerektiren, giderek daha az maliyet gerektiren, herkesin erişebileceği hem araştırma, geliştirme anlamında hem de kullanım anlamında herkesin erişebileceği yapay zeka teknolojileri geliştirmemize ihtiyaç var. Bu bir tehditken aynı zamanda bir de fırsatla doğuruyor tabii ki. Yapay zekadaki bir sonraki büyük gelişmenin ML on the edge dediğimiz bu düşük işlem kapasiteli cihazlarda modellerin kullanımı, aynı zamanda yeşil yapay zeka diye de geçiyor. Doğaya etkisi sınırlandırılmış yapay zeka teknolojileri geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu alanın sürdürülebilirliği açısından, demokratizasyon açısından çok önemli. Son birkaç yılda artık alanda önemli isimler de bu konuya değinmeye başladı. Bu konuda yayınlanmış 2 tane makale var. Birisinin başlığı direkt Green AI şeklinde. Diğeri ise Considerations of Energy Consumption of NLP Models diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunları sunumu paylaştığımda oradan da bakabilirsiniz. Bu modellerin getirdiği maliyetleri ve enerji tüketimlerini dönüştürecek şekilde çalışmalar yapmak aynı zamanda yeni girişimlere, yeni startuplara, yeni yapay zeka araştırmaları için bir fırsat doğuruyor diyebilirim. Çünkü yapay zekadaki bir sonraki sıçrama aslında burada olacak. Çünkü diğer tarafta giderek daha büyük, daha maliyetli modeller yapılması bizim alanın sürdürülebilirliğini azaltıyor ve buradan bir şekilde yönümüzü değiştirmemiz lazım. Diğer son bir şey olarak eklemek gerekirse GPT-3'te şu anda neler yapılıyor, neler yapılamıyor bundan bahsedecek olursak. Conditional generation dediğimiz bir durum var. Koşullandırılmış üretim diyoruz. Örneğin şunu yapabiliyoruz. Bununla yapılan birkaç tane demo vardı ki bundaki performansı epey yüksek. Örneğin gün içerisinde birçok mail atmamız gerekiyor. Bu mailler yani özellikle iş dünyasında böyle kapsamlı uzun bir mail atmak gerçekten zahmetli ve zaman alıcı işlerden bir tanesi. Bunun için GPT-3 ile geliştirilmiş bir bota şu kişiye mail at ve örneğin pazartesi günü saat 12'de toplantı yapmak istediğimi söyle dediğinde bunu GPT-3 modeli daha böyle formal, official bir iş dünyasına uygun şekilde yazıp bu şekilde mail gönderebiliyor. Buradaki başarısı oldukça yüksek çünkü burada herhangi bir mantıksal çıkarım yapması gerekmiyor. Ama diğer tarafta özellikle bizim yazılım dünyasında çok konuşulan bir konu vardı. İşte GPT-3 modeli React Native kodu yazıyor veya işte Flutter kodu yazıyor şeklinde. Yazılımcılara gerek kalmayacak falan gibi böyle beklentiler vardı. Bunlar çok aslında iyimser yaklaşımlar. GPT-3'ün ürettiği şekildeki modeller, daha doğrusu kodlar zaten halihazırda sürükle bırak şekilde yapılan modellerle çok rahat şekilde yapılabiliyor. GPT-3'te çok küçük miktarlarda kod parçacığı dediğimiz kod snippet şekilde kodlar yazılabiliyor ve bunu alıp da ondan sonra modele yazdığınız koda entegre etme zahmeti zaten o kodu sıfırdan yazmaktan çok daha büyük. Bu yüzden gerçek dünyada bir kullanımı olacağını düşünmüyorum ben yakın zamanda. Evet, bu alanda bazı çalışmalar var ama hala yakın zamanda bunlar belli bir seviyeye geleceğini düşünmüyorum. Çünkü yazılım dediğimiz alan aslında bir mühendislik alanı. Bizim belli problemlerimiz var. Bu problemler birçok şekilde çözülebilir ama biz durumu değerlendiriyoruz. O durumda belli kararlar veriyoruz. Bu kararları etkileyen birçok iç ve dış etken var. Böyle bir mühendisliği yapma aslında biraz General Artificial Intelligence veya Artificial General Intelligence dediğimiz genel yapay zeka alanının konusu. Bunu yapabilmek için ciddi miktarda mantıksal çıkarım yeteneğinin kazanılması gerekiyor ki bu şu anki teknolojimizde hala bir bilim kurgu olarak görülmeye başlanıyor. Bu deep learning çalışmalarının ilk başladığı dönemlerde yani 2012'den bahsediyorum. 2012'de yine böyle bir heyecan vardı. İşte birkaç yıl içerisinde birçok konuda insanı geçecek deniyordu. İşte belki 2020'ye kadar Artificial General Intelligence'ı yakalayacağız deniyordu ama hala da Artificial General Intelligence konusunda emekleme aşamasındayız diyebiliriz. Belki de hiç gerçekleşmeyecek bir hayal olarak da kalma ihtimali de yüksek görülüyor. En azından şu anki teknolojilerde. Çünkü bu modellerin neyi hesaplayıp neyi hesaplayamayacağı matematiksel olarak ispatlanabilir durumda. Ve şu anki teknolojilerde bu mantıksal çıkarımları yapması pek mümkün görünmüyor. Ama diğer tarafta GPT-3'ün yaptığı işleri daha verimli şekilde yapacak modeller geliştirilmesi birçok iş imkanı doğurabilir. O yüzden yapay zeka alanına girecek yeni girişimcilere, yeni startuplara, doğal dil işleme alanına yoğunlaşmaları ve daha performanslı, daha verimli algoritmalar, modeller üzerinde çalışmaları uzun vadede çok büyük kazançlara dönüşeceğini düşünüyorum. Doğal dil işleme alanı görüntü işleme alanından farklı olarak dillere bağlı olarak da geliştiği için İngilizce'de yapılan bir çalışma diğer dillerde kullanılamadığından bu dillerde benzer çözümler geliştirilmesi çok ciddi fırsatlar doğuruyor. Türkçe'de bunlardan bir tanesi. İngilizce'de yapılan birçok doğal dil işleme görevi henüz Türkçe'de yapılmamış durumda. Burada da ciddi bir fırsat bulunuyor. Bunların değerlendirilmesi önemli olur diye düşünüyorum. Ben biraz zamanımı da açtım sanıyorum. Burada kesip sorular varsa sorular alabilirim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben süreyi aslında yine de bölmek, kesmek istemedim. O yüzden beklemek istedim. Mutlu Uyan hocamız çok kaliteli bilgiler veriyor diye yorumda bulunmuş. Teşekkür ederim. Onu iletmek isterim size. Yani GPT-3 özetle hocam Barış Özcan videosundan daha yaygın gündeme geldiğini söyleyebiliriz şu dönemde. Yani konuyla alakası olmayan insanların konuya dahil olmasında Barış Özcan'ın çok büyük katkısı olduğunu düşünebiliriz gibi evet, geliyor yani bana. Bilmiyorum yanılıyorsam siz zaten o videodan sonra o videodan sonra Instagram'da vesaire epey paylaşıldı, konuşuldu. Tabii ki bu böyle gündeme gelmesi, bu konuların konuşulması güzel ama bu işin bir yandan da bir bilim tarafı var. Yani yapay zeka her ne kadar işte yapay zeka girişimcilik diye konuşsak da aslında hala da yüksek miktarda bilimsel bir alan ve bu konuların da o bilimsel kavramlarla konuşulması yanlış bilgilendirmelerin önüne geçecek bir şey. Çünkü mesela en basit şöyle bir riski var bunun. Evet GPT-3 bütün yazılım problemlerini çözecek. Ben yazılım alanı bitti. Bundan sonra yazılımla uğraşmayayım diye de düşünebilir insanlar. Böyle bir şey yok yakın zamanda. Muhtemelen bizim ömrümüz içerisinde de olacağını sanmıyorum açıkçası. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. En azından bir yanlış anlaşılmayı bu şekilde düzelttiğimizi düşünüyorum ben. Biraz daha bizim olacağını zannettiğimiz şeyler şu an için bir bilim kurgu konusu gibi bir durum var. Ama tabii ki oraya doğru gitmek için de evet, çalışmalar devam ediyor diye notumuzu tutmuş. Bu videoyu, yapmış olduğunuz sunumu, daha sonrasında sunumu bir şekilde biz yine YouTube hesabımızdan yayına alacağız. Onun notunu düşeyim. Aycan Sağanak bu güzel anlatım için çok teşekkürler. Çok verimliydi diye. Çok teşekkür ederim. Yorum yapmış hocam. Ben şimdi Şule Güner'i konuk alacağız. Kendisini çok fazla bekletmeden sahneye davet edeceğim hocam. Ben tekrar teşekkür ederim. Sevgiler.